Garant BBVA ile sesini açtı. Madrigal bizlerle beraber. Ofislere dönüldüğünde, hayat full time'a döndüğünde... Yapacak bir şey Google. İstifa mektubu nasıl yazılır? Nasıl yazılır? Buranın kırmızı çizgisi nedir? Bu sorunun yetkili servis benim. Garant BBVA ile sesini açtı. Bugün açıkçası programın ilk bölümünden beri diyeyim. Sorduğumda kim gelecek tahmin edebiliyor musunuz? En çok gelen, en çok istenen diyeyim isimlerden bir tanesi, gruplardan bir tanesi Madrigal bizlerle beraber. Ve dersine az önce çalışmıştığım sonra Anıl, Sanlı, Ceyhun, Kaan Burak. Burak yaptım Burak, değil mi? Hayır. Burak Kaan. Burak Kaan yapın. Bunu bilerek yaptım bu sefer. Sen bunu yapacaksın dediğin için. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ben şeklinde. Birçok dinleyicinize göre sanki dün çıkmış gibi bir grup gibi hissedirseniz de aslında hiç de öyle bir şey yok. 2007 miydi ilk minik tohumların grubun atılışı? Tabii ilk kuruluşu 2007 fakat ilk şarkımızın çıkışı 2015. 15, tabii. 15 ki 15'in üzerinden bile tabii çılgıncasına bir zaman geçti. Evet. Şöyle mini bir özet, hızlı seri mini bir özet alalım sizden 2015'ten bugüne. Çünkü ben sizi 2015'te bilmiyordum mesela. Ama şu an bilmemek gibi yani ben ay Madrigal kim desem tokat yiyebilirim. Yani öyle bir noktaya geldi mevzu. Güzel. 6 yılı şöyle hızlıca bir sizden özet alalım, sonra hemen oyun oynayalım. Şöyle 2015'te ilk EP'mizi çıkardık. İçinde neden diye sormanın da oldu. Orada güzel bir reaksiyon aldık aslında dinleyicilerden. Ama sonrasında uzun bir zaman tembellik ettik falan filan. Daha çok sahnelere odaklandık ve beste yapmayı geri plana attık. Cover yapıyordunuz değil mi? Cover yapıyorduk daha çok. Daha çok işte farklı farklı Taksim'de, Kadıköy'de bir yerlerde sahne yapıyorduk. Sonra 2019'da artık dedik ki radikal bir karar alıp ciddi bir üretim sürecine girelim. Oradan sonra da işte kelebeklerle başlayan, seni dert etmelerle devam eden ve şimdi nihayet Nisan ayında çıkardığımız albümümüzle buralara kadar geldi iş işte. Yani en son durumdayız. Bunu eminim sormuşlardır ama mesela şunu yaşadınız mı? Şarkılarınızı çıkarttınız. İnsan zaten sevmeseniz insanlara sunmazsınız ama bir gün bir uyanıyorsunuz. Her ne kadar bir gün gibi keskin bir şey de olmasa da Spotify'a bir giriyorsunuz. 2 milyon kişi dinliyor bizi. Nasıl bir his, duygu diye sorayım size. Meksikalı Madrigal'i olmuştu. Çok normal mi dediniz yoksa? Bir gün olmuştu değil mi? Meksikalı Madrigal'i oldu mu bir günde? Bizim şarkılarımız Meksikalı başka bir Madrigal'e yüklendi de bir anda onun şeyi aylık dinleyicisi yükseldi. O dediğiniz ona olmuştu. Ya dediğinizi şöyle yaşadık. Mesela şimdi bizim grubumuz var WhatsApp'ta. İşte hepimizin olduğu için de oradan konuşuyoruz. Oraya genelde mesela böyle işte SS atmışız hep. İşte şarkı 10 bin olduğunda birisi atmış bak 10 bin olmuş diye. Mesela o SS'i bulunca şimdi bakınca çok garip geliyor yani. Şarkı 10 bin olduğunda çok 60 milyon oldu senin dert etmeler. 60 milyon nasıl bir rakam yani? Ya da işte mesela aylık dinleyicimiz atıyorum 5 bin olduğunda biri gruba atıp demiş ki beyler baksanıza ne oluyor 5 bin olmuş. Şimdi 1 milyon 700 bine yaklaşmış falan gibi durumlar. Ya bu ya eskiyi görünce o bu hızı takip etmek çok zor oluyor. Böyle uzun bir vakit aldığı için ama böyle geriye dönük bir şey görünce sabit çok garip geliyor gerçekten. Evet ya bence çok heyecan verici. Peki biz insanlardan gelen çok fazla soru oldu tabii Instagram üzerinden zaten siz de paylaştınız hani ne sormak istersiniz diye. Zaten büyük bir kısım sizi tanıyor ama daha detaylı tanımak istiyor ama ben siz birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz merak ediyorum. O yüzden de bir oyun oynamak istiyorum. Hazırız. Tamam biz de hazırız. Ve başlıyorum. Herkes hazır mı? O kalemi çıkarış zaten hazırız. Ne kadar hazır olduğunu gösteren. Kaan'ın en sevdiği yemek nedir diyorum. Kaan, sen de yazıyorsun bu arada kendi doğru cevabını ve buyurunuz. Çok geleneksel bir şeydir kesin. Kopya vermeyin, birbirinize bakmayın, kağıtlarınızı okumayın. Ben Ceyhun'un bunu bilmesini bekliyorum. Mümkün değil bilmem bunu. Ben bu yemeği böyle eşim izin vermiyor. Evde o yokken özellikle kendime söyleyip gizli gizli yiyorum. O zaman burger falan istiyorsun böyle. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Herkes yazdı yanlış yaptım kesin evet. O zaman. 1-2-3 çevirelim kartları. Ben de şöyle bir göreyim.
Patates. Oradan başlayabilir miyim? Pastırmalı yumurtayla başlıyorum. Pastırmalı yumurta. Patatesi atmış ama sonra. Ama eşim iyi yapma. Ondan. İskender, mantı, biftek ve doğru cevabı alıyoruz. Tahmini. Yani. Aa bilirdim ya. Bilebilirdiniz. Evet. Yani çünkü? İskender bir daha yaklaşık o, bir şey. Bu kendi yaptığı sebze yemek bence. Hayır ya. Eşim müsaade etmiyor. Dan... Hayır senin sevdiğin yemek ne? Söyleyemem şu an. Var mı öyle bir yok soru? Söyleyebilirsin sana sormayacağım. Söyleyebilirsin. En sevdiğim ben de bilmiyorum şu an. Düşünmem lazım. Ben de bilmiyorum şu an. Abi en sevdiğim yemeği bilmiyorum. Düşünmem lazım diye. Peki. O zaman ikinci soruya geçiyorum. Tamam. Bu hepinizin yazacağı gene bir şey. Grubun en küçüğü kimdir? Az önce bayağı bir yaş konuştuk ama gün ay ve yıl olarak istiyorum. Tam doğum tarihi. En küçük karşımda. Bakalım doğum gününü biliyor musunuz? Biliyorum ya. Bilmek zorunda kaldık ya. İşte. Evet. Bir şeyler ben oldu. Ben en çok yaklaştım. Bilmek zorunda kaldık ya çok iyiymiş. Hazır mıyız? O zaman buyurun. Buyurun diye. 9 Haziran 1994, 23 Mayıs 1994, 16 Haziran 1994. Ben de 9 yazdım. 9 Haziran 94, 9 Haziran 94. Stüdyomuz vardı bak, çünkü. Bir haftayla kaçırmışım. Günün üstü. Ben de ilk başta. Anıl'la Kaan'ı tebrik ediyorum. Ama şey çok yakındı ondan. O da yakın aslında. Ceyhun da yakın ama. Ben de yakınım. 23 Mayıs falan demişsin bari Haziran yani, deseydin. O Haziran'dan işte biraz uzak. Ben Mayıs'tan biraz yakın. Ortaya almışız gibi. İyi bakalım. O zaman devam ediyoruz. Şimdi Anıl'la ilgili sorumuz geliyor. Anıl bir adada kalsaydı yanına almak isteyeceği 3 şey ne olurdu? Tamam. Sizce? Şimdi Anıl gözükmesini istediği alacağı şeyleri yazıyor ama gerçeklerini ben yazdım. Hadi bakalım. Yani doğru cevaplar bendekiler. Ona göre konuşalım. Her türlü puan sana vereyim yani. Herkes yazdı mı? Ben yazamadım. Yazamadın mı? Oradan kopya çekiyorsun. Bir de Anıl'ın suratına bakıyorsun. Sanki cevap oradaymışçasına. Ben biliyorum cevabı. Cevap sende de. Herkes aldı. Hazırız. Tamam. Buyurun. O zaman önce doğru cevabı okuyorum sizlere. Gitar, TV ve yatakmış. Sanlı diyor ki şarj aleti. İnan Ertekin bardağı mı? Bunun bir hikayesi olmalı. Bunu dinleyeceğiz o zaman. Okay. TV. Oraya bakıyorum. Telefon, gitar, saç spreyi. Laptop, pick-up, gitar. Optimal bir gitar, şey, müzisyen yaptım kendisi. Evet. Kedisi, telefon ve gitar. Aslında abi, gitarda bir kere bir hemfikir bir durum var. Evet. TV'yi ben yakaladım. Ben TV'ye telefon demeyi düşündüm sonra. Ama telefon orada da var. Evet. Efendim değil, tamam. Yani yatak benim de aklıma gelmez. Hani herhangi bir arkadaşımla ilgili yatak demek. O bardak ne? O bardak Anıl'ın en sevdiği kahve içme vardı ya. Ona hep. Ha, hep onunla mı takılıyorsun? Ya takılamıyorum çünü şey oldu ne? Artık kötü oldu. Ama okuldan giderken kalma. Götürüyor musun? Ortaokul bir değil, ilkokul 1'de vermişlerdi okuldan. İlkokul 1 mi? Evet. Sonra ben onu her yere götürdüm falan. Hala da kullanıyordum hep işte. Onunla içer çayını kahvesine. Ya benim yani ilkokul 1'den beri bir kupayı sağlam getirebilmiş olma helal olsun. Çok teşekkür ederim. Benim ne bileyim ayda bir tane kırılıyor bende çünkü. Bu arada yatakla ilgili Anıl yeni eve geçti. Ben anlatıyorum. Yatağı o yüzden yazdı büyük ihtimal. Yatağa gelmek bilmedi. Yani biz bütün klip programını Anıl'ın yatak teslimine göre planladık. Yani şöyle. Bütün gün yerde yattığını anlatarak ya evet. Her program ona göre değişiyordu. Bir gelmedi gitmedi. Yatak önemli arkadaşlar. Kavuştuğu için de diyorsun yazmış. Peki o zaman Sanlı ile ilgili sorumuz geliyor. Sanlı'nın çok sevdiği ve vazgeçemediği şey nedir? Ama bunu böyle uyumak gibi, yemek gibi hani o tarz şeyler düşünerekten. Önce ben mi çevireyim? Hazırız ya. Çevir bakalım. Çevir bakalım. Uyumak. Popkek yazmıştır. Sohbet, popkek sigara. Zıt falan diyormuşum. Popkek o. Bildin. Uyumak. Popkek. Aa sigara yazmışsın. Onu tamam şimdi görüyorum. Uyumak şey olan, soyut olan, bu da somut olan. Ben de araba yazdım. Araba. Salladım sadece. Uydurdun. Evet tamam uydurdum. Ben de popkek yazdım. Popkek mi? Popkek yazmış önce. Ama önce popkek yazdım. Aa orada popkek var. Popkek ve kahve içmeyi seviyorum. Popkek popkek burada neredeyse bulmuşsun. Değişik. Popkek yazmışsın. O başka bir kelime. Obje ne abi? Şey soyut ne? Ama kahve içmiş. Kahve içmiş. Kahve içmiş. Güzel tamam peki. Şimdi Burak'la ilgili sorumuza geçiş yapıyoruz. Kağıtları öyle bir harcadık. Kırmızı çizgisi nedir? Burak'ın kırmızı çizgisi nedir? Ben bile bilmiyorum. Ben biliyorum. Ben o kadar iyi biliyorum. Sen de her şeyi biliyorsun. Bak ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Buranın kırmızı çizgisi nedir? Yanlış şey görmez kaza. Hazır. Hazır.
Önce doğru cevabı alalım bakalım neymiş. Yani doğrumusu. Çok okumuyor ama burada yazıyor. Bilgisayar oyunları. Kırmızı çizgim. Ben sevdiği iki tane grup yazdım. Onları hiç laf söyletmez. Daft Punk ve Limp. Fransız bir grup. Oraya Muse var, Radiohead'i de eklersen. Ben de onu beklemiştim. Biraz daha zamanım olsaydı. Ben işte gerçek cevabı verdim. Trabzon. Alevli. Trabzon ve Alevli yani. Çok iyi, çok güzel. Çok sever, hiç laf söyletmez. Trabzonlusun. Peki evet. Trabzonspor'u tutuyor musun? Yok, Galatasaraylıyım. Tamam. Hayır. Sanıyoruz ki Trabzonlu bize bu zamana kadar yaşattıklarından bu Trabzon hakkında. Teşekkür ederim. Memleketi yani... Ben kopya çektim evet. Sadece kelimeyi değiştirerek evet. Çekmemişsin gibi davranıyorsun. Evet. Seni eliyoruz diye böyle. Sen ne yazdın? Ben bıyığı yazdım. Hangi bıyık abi? Hangi bıyık? Dün bıyıkla gelmişti de böyle söyleyince... Ben İki yıldır gruptayım, beni sadece bir gün bıyıkla görüyor, bıyık yapmış. O kadar boğulmuş ki ne yazacağınız? O zaman Ceyhun'la ilgili sorumuz geliyor. Kimseden de kopya çekemeyeceksin. Evet. Ceyhun bu grupta olmasa şu an ne yapıyor olurdu? Buyurunuz Ceyhun Bey, sizinle başlayalım. Araştırma görevlisi, mühendislik, akademisyen, bakteriyoloji. Ya bayağı bilmiş aslında, evet. Ama zaten çok da zor bir soru sormamış. Kim mühendislik yazdı, onu sen mi yazdın? Olsun, o da doğru. O da doğru, yani, bu da doğru sayılır. Peki o zaman müziğe geçmeden önce diyeyim, herkesin yine en çok merak ettiği şeylerden biri yani beyaz yakalı. Diyorlar. Ne yapıyorsunuz siz? Benim için çünkü yani birazdan zaten bence Madrigal dışında vakit bulamayacaksınız birçok şeye ama ne yapıyorsunuz? Ben iyi bir şirkette bilgisayarlı bir şeyler yapıyorum yani. Bilgisayarlı yani işte yani tamam. Falan okay. Diyeyim. Tamam. Ben bir ajansta çalışıyorum, tasarımcıyım. Şey reklam ajansı. Hı-hı. Ben şu an müzik dışında aktif olarak meslek hayatıma devam etmiyorum. Mühendislik yapıyordum eskiden. Şu an sosyoloji bölümünde yüksek lisans yapıyorum bir yandan da. Ki gelen şeylerde? Ben ses mühendisiyim, müzik prodüksiyonuyla ilgileniyorum. Kayıt olsun, aranjman olsun, o tarz işlerle. Ben de kültür sanata en çok destek veren şirketlerden birinde tedarik zinciri departmanında çalışıyorum. İyi bakalım, tamam. O zaman müziğe geçelim. Tamam. Geçtik. Sevmiyorsan üstünü çizemiyorsan
Salon İKSV'de Garanti BBVA'nın desteğiyle yapmış olduğumuz programa hoş geldiniz. İlk şarkımız Neo Gazino albümünün ilk şarkısı Seni Ne Zamandır Sendeyim de. Şimdi Kelebekler. Başka kimseyi düşünmeyen insanlardan kurtulsan yeter. Nereye fark eder? Ömrü kısa renkli kelebekler gibi ateşe uçarız belki. Yoksun bir umut bizim olacak. Eğer bir gün geri dönmek istersen çok uzaklara gidememişsen olur. Ama ben aniden kaybolurum. Kendimi unuturum ama alışırım. Yine de karışırım. Ya time.
sonra görebilmişsen olur. Yokluğa, boşluğa, umutsuz bir yokluğa, boşluğa, umutsuz bir son, son. Yokluğa, boşluğa, umutsuz bir melodrama. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde, bu sohbet bölümümüzde sizlerden gelen sorulara yer vereceğim. Ama önce kendi sorularımı sormak istiyorum. Şimdi röportajlarda, sizlerin verdiği röportajlarda en çok okuduğum şey aslında yurt dışı hayali. Yani yurt dışına gidip yerleşelimden ziyade hani müziğimizi yurt dışındaki insanlar da dinlesin şeyi. Atıyor musunuz bu konuda bir adım? Attınız mı? Bir şeyler yapıyor musunuz diye merak ediyorum. Henüz yapmadık ya. Yurt dışında yapacaklarımızı daha tamamlamadık bence. Evet. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Ya bayağı İngilizce albüm falan üzerine yani, çalışıyorsunuz. Neden olmasın? Daha bunu illa İngilizce ile yapmak da zorunda da değiliz. Evet. Bence de. Ama daha işte ona bir düşün, yani bunun bir düşünüp planlanması gerekiyor bence. Ama daha yurt dışını bitirmedik. Dolayısıyla daha zaman var bence. Türkiye'de daha gitmediğimiz onlarca çok yer var. Yani dinle, bizi dinlemeyen yıllardır belki müzisyen olup çok turlayanların da gitmediği çok yer var. Siz evet, bence hızlı bir giriş yaptınız zaten. Önce buraları hani halledelim, sonra biz de isteriz yani tabii ki globale de açılmak güzel olur yani. Evet. Umarım olur ki eskisine kıyasla çok daha fazla yerli sanatçı yurt dışına açılıyor zaten. Bu işler daha kolaylaştı galiba. Evet biraz. Evet. Bir de yurt dışına giden Türk de çok olduğu için oradaki konser durumu da bir değişti artık. Peki, en çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Şimdi herkes neden Madrigal, neden Madrigal diyor. Yani bu bir insana neden atıyorum, neden Mor ve Ötesi, neden Bulutsuz Gözleme demek de bana garip gelmiştir hep yani. Dememek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama şimdi Madrigal'in kelime, yani bu ne demek diye Google'ladığımızda, eminim sizler de Google'lamışsınızdır diye düşünüyorum. İşte barok dönemlerini kapsayan, işte aslında çalgı olmayan ama çok sesli müzik vesaire. Hiçbir alakası yok yaptığınız müzikle. Evet. O yüzden neden bu ismi tercih ettiniz diye soracağım. Bana deniyor. Cevap verin. Bu sorunun şey benim, yetkili servis benim. Her soru ben cevaplıyorum. İsmi ben koymuştum zamanında Madrigal ismini. O zamanlar grubun Madrigal'in önce başka bir ismi vardı. İşte 2011-2012 gibi diye. Neydi? Ben bilmiyorum. Mavera'ydı. Mavera diye bir isim var. Mavera'yı biliyorum ben. Şuradan biliyorsunuz değil mi? Biz ismi şu yüzden değiştirdik. Mavera diye başka bir grup albüm çıkarttı Türkiye'de. Ben onları biliyorum. Tabii. Tamam. Öyle olunca dedik ki biz de işte beste yapmaya hazırlanıyoruz uzmanlar. Grubun ismini değiştirelim. Mavera olmasın. Ne yapalım işte. Düşündük falan. Hem dedim fonetik olarak Mavera'ya bir tık da olsa benzesin. İşte Ma ile başlasın. Hem müzikal bir terim olsun. Yazıldığı gibi okunsun. Yani Türkçe olsun istedim. Bir de böyle işte 4-5 kelimelik böyle biraz daha farklı kombinasyonla oluşan böyle biraz daha bir tık daha farklı olan şeylerden uzak duralım. Tek kelime olsun diye karar verdik. Bu çıktı. Çok da özel bir sebebi yok yani. Ne tarzla alakalı, işte ne o müzik tarzla alakalı bir şey yok açıkçası. İnşallah merakınız gidermişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten herkes sordu yani bunu. İrem Adı Güzel sizin sorusunu iletiyorum. Her biriniz kaç tane müzik aleti çalmayı biliyorsunuz ve bunlar hangi aletler demiş. Ben gitar çalıyorum sadece. Diğerlerini işte beste yapacak kadar çalıyorum. Öyle o kadar söyleyeyim. Benim de main'im davul. Davul çalıyorum ama çok 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 az gitar çalabiliyorum ama çok az yani. Ben gitar çalıyorum. Yani çok çok az klavye çalıyorum. Gitar çalıyorum, piyano çalıyorum. Bu kadar. Bir tane senin de çok çok az yok mu? Herkesin bir çok çok çalıyor azı vardı. Ya yani çok çok az vardı diye düşünüyorum ama telli ve tuşlu sınıfının çoğunu çalıyorsunuz aslında. Evet. Gitar çalınca bas falan da çalınabiliyor bir yandan. Saymadım onları yani. Ben de bas gitar çalıyorum. Normal gitar da çalıyorum. Çok çok az da klarnet çalabiliyorum. Klarnet, değişik. Peki, DKYCK alt tire sormuş diyeyim. Herhangi farklı bir projeniz var mı müzik anlamında? Teker teker ya da grupça? Yani şu an aktif bir şey yok ama olmasını istediğim şeyler var, hayal ettiğim şeyler var. Zamanla gerçekleştirmek istiyorum. Benim var. Monşer diye bir grubum var.
Yakın zamanda single'la çıkarttık iki tane şarkı. Ben yazıp okuyorum şarkıları. Benim de bir hayalim var. Ama... Bizle paylaşmak ister misin? Olur. Vokalliğini yaptığım bir grup kurmak istiyorum bir ara ama biraz daha alternatif bir şey yapmak istiyorum. Bu soruyu çok sevdim. Herhalde Büşra Yıldırım 212 olmalı. Grubun annesi, babası, en yaramazı, en uslusu ve söz dinleyeni demiş. Ben baba Ceyhun demek istiyorum. Anne sen oluyorsun. Anne biraz ben oluyorum. Çünkü galiba. Kaan hep böyle konserlerden sonra. Hadi eve gidelim. Hadi yemeğiniz çabuk. Hadi şuradan çabuk kalkın. Hadi buraya çabuk gidin. O anne oluyor. Sen baba oluyorsun. Tamam oluyorum. Tabii. Birleştirici. Şey bence bu. Söz dinleyen Burak yaramaz. Bu iki arkadaş yaramazlığı çok paylaşıyor. İkisinde ses ama bence Ceyhun anne gibi ya. Tatlı tatlı anlatıyor her şeyi. Hiç böyle şekil şey yapan değil. Babaanne. Aynen babaanne diyelim bana. Kaan bence daha çok baba gibi. Hadi gidelim, hadi şey yapalım, toplanalım. Yaramazdı ama mutabık kız diye düşünüyorum ikisi. Yani bir şey demek istemiyorum şimdi. Şimdi insan kırmayalım. Şimdi insan kırmayalım, çok iyiymiş. O zaman son soruyu soruyorum. Sizlerden gelen Esra.ku sormuş. Diyet yapmak istedikleri bir grup ya da sanatçı var mı? Olmaz mı? Var var. Var. Mesela herkesten bir tane alayım. Ben Harun Tekin'le Madrigal'in bir şarkı yapmasını çok istiyorum. Çünkü ben çocukluktan beri çok büyük Bence Harun Tekin. Bence çok uzak bir hayal değil. O bence sever, de yok değil değil. Zaten tanışan Anıl tanışıyor. Ben o yüzden şey yani gerçekten Harun Tekin'le bir iş yapmak çok isterdim. Yerli olarak aklıma gelmiyor gerçekten ama yabancı olarak sayıyorsak Temin Pala'yla çok güzel olurdu herhalde Madrigal'in düeti. Ben hemen düşününce çok bir şey bulamadım açıkçası fakat yani bir Parcels'la bir şey yapılsa çok güzel olabilir diye bir düşündüm. Benim hep yani bir buçuk yıldır hayalimde Mabel Matiz ya da Melike Şahin'le bir şey yapmak var. Hep isterim yani çünkü onları çok severek dinliyorum ayrı ayrı. Bizle de bir yerde çizgimizin tutabileceğini düşünüyorum. Sound olarak da, müziğe bakış olarak da. Ve Anıl sana soruyorum. Çok düşündüm. Herkes yani benim söyleyeceklerimi de söyledi. Aklıma ekstradan biri gelmedi. Ama ters biri olabilir böyle hani. Mesela işte, Müslüm Gürses hayatta olsaydı mesela, Müslüm Gürses çok gibi falan. Çok memnun olurdum, çok sevinirdim evet öyle bir şeyde. Evet. Böyle ters köşe. Kayağan. Sezen Aksu ile falan mesela. Kayağan falan. Kayağan. Kayağan. Levent Yüksel. Ben şimdi bütün şeylere gidiyorum. Tüm 90'lar şeklinde. Peki o zaman müzikle devam edelim. Birazdan da sohbetimize devam edeceğiz. Thank you.
biz kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Son bir oyun oynayacağız ama ondan önce tabii ki soracağım sorular var. Öncelikle zaten yepyeni bir albüm çıkarttılar, Neo Gazino. Bütün bu Neo Gazino'nun yapılış süreci, müzikal açıdan birazcık onu dinleyeyim sizlerden. Programın başında konuşmuştuk. 2019'dan sonra o bir başka bir sound'a geçip bizim o sound'u sevmemiz, dinleyenlerin de o sound'u sahiplenmesi sonucunda biraz daha üstüne koyarak böyle bir şey çıkardık ortaya. Nasıl yaptık? Vallahi işte pandemide herhalde, değil mi? Pandemide böyle güzel boşluklar bulduk. Onları da iyi değerlendirdik. Genelde de evde yapıldı falan her şey. En son kaydı Erekli Tunç stüdyolarında yaptık. Bir araya geldiniz mi pandemide böyle fiziksel hani? Çok. Girelim stüdyoya, gelemedik haydi ya, çalışalım falan. Nerede geldin? Efendim canlı konserlere çıktı. Ha, o da pandemi değil mi? Ben tabii tam şeyde söyleyeyim. Ya, yaz dışındaki pandemiden bahsediyorum. Yok şey, kayıtları da dahil ediyoruz pandemi sürecine sonuçta. Pandemi devam ediyordu ya, Aralık Mart arası. Tabii doğru. Doğru, siz online konserlerinizden birini izlemiştim. Peki neler bekliyor bizi konsersel? Yani en azından Ağustos, Eylül'de de böyle yoğunuz. Hatta Ekim'de bile yoğunuz gözüküyor. Şu an gerçekten tarih olarak ezberimde yok. Ama hem İstanbul'da hem İstanbul dışında birçok konser olacak Ağustos'ta da, Eylül'de de. Temmuz konserlerinde neredeyse yarısını bitirdik. Bitirdik. Ne var? Kocaeli gördüm ben Ağustos'ta. Konya var. Şu an hatırlıyorum. Eskişehir var. Bursa var yakın dönemde. Bursa var. Hatay işte. Bu haftadan gideceğiz. Aynen. Program yayınlarında tahminen gitmiş oluruz yani. Yanlış hatırlamıyorsam İzmir var. Tabii İzmir de var. Benim de var. Mesela atıyorum. Peki mesela şu anda az önce bu aslında ne işte işlerinizi sorduğumda işte uzaktan çalışıyoruz ve şu dönemde rahat dediniz. Ama hani ofislere dönüldüğünde, hayat full time'a döndüğünde nasıl olacak dersiniz? Benim başta da dönmeler yani haftada 5 gün çağırıyorlar. Şu an izin kullanıyorum. Ha, buraya izin alıp geliyorsun yani mesela, bu tarz şeyler. Okay. Ama izin bitince ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Hep beraber o anları göreceğiz. İnsanın yüzünde o ifadeyi gördüm zaten. Böyle yaptım. Yani yapacak bir şey, Google'layıp istifa mektubu nasıl yazılır? Nasıl yazılır? Yok ya, yani öyle ben ya umarım öyle bir şey gerekmez, evet, bu gerekmez arada. Ama ben de istemiyorum gerçekten. Ama öte yandan da sadece müzik yapıyor olmak da muazzam bir şey yani. Tabii. O zaman son oyunumuza geçiyorum. Eklemek veya söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya bu kız niye bunu sormadı? Tüh falan dediğiniz. Yok, madem yani anlamını sordunuz ve hani şey bitti, bu kız niye bunu sormadı sorumuz bitti. Her yerde o soru. Anlamını sormadım ama. Dedim ki anlamı mı? Müziğinizle ne alakalı dedim. Nasıl bir bağ kuruyorsunuz? Ya o soru o kadar çok farklı kombinasyonla bize geldi ki. Bence daha genius sordum ben. Benim gibi soran oldu mu? Oldu demeyin. Olmadı. Olmadı. Peki o zaman son oyunumuza geçiyorum. Bu o mu bu mu sorusu. Şöyle bir şekilde döne döne hepinize tek soru sora sora gideceğim. Tuvalet kağıdını üstte kalacak şekilde takmak mı? Altta kalacak şekilde mi? Altta kalacak şekilde. İnsan bir kalıyordum. Evet. Nasıl takıyorum ben onu diye. Evet. Ayda yürümek mi, geçmişe ışınlanmak mı? Ayda yürümek. Yalnız çalışmak mı, ekiple çalışmak mı? Yalnız çalışmak. Ne? Single geliyor. Yeni single çok yakın. 10 tane sandviç yemek mi, 10 tane profiterol yemek mi? 10 tane sandviç yemek. Angelina Jolie mi, Jennifer Aniston mı? Benim canım karım var mı? Hepsi. Jennifer Aniston. Şarj etmeden sürekli çalışan bir telefona sahip olmak mı, yoksa arabanın için sonsuz benzine sahip olmak mı? Telefon ya. Mum ışığında romantik bir yemek mi, PlayStation oynamak mı? Mum ışığında romantik bir yemek. Diye buradan. Ama kiminle yemek, kiminle PlayStation? Abi ben sevmiyorum zaten PlayStation falan. Peki, üniversite sınavına girmek mi, ata binmeyi öğrenmek üniversite mi? Üniversite sınavına girmek. Bence bir yaptım bir eylem çünkü. Zombi istilası mı, uzaylı istilası mı? Uzaylı istilası ya. Ben çok korkuyorum zombiler. Gerçekten mi? Korktun şey. Zombilerden korkuyorum. Çok iyi. Instagram hesabının eklenmesi mi daha kötü, eve hırsız girmesi mi? Eve hırsız girmesi ya şu an. Dünyadaki bütün şarkıları dinlemek mi, dünyadaki bütün lezzetleri tatmak mı? Şarkıları dinlemek. Böyle bir data olduğunu düşünsene beynimde. Çok, hepsi çok orada. Olur. Süper olur. İnsanlarla göz teması kurabileceğin samimi bir bar konseri mi, yoksa görkemli bir stadyum konseri mi? Görkemli bir stadyum konseri. Şu an yaşadığın dönem mi, yoksa başka bir dönem mi? Başka bir dönem. 24 saat magazin programı izlemek mi? 24 saat sevmediğin bir şarkının loop'ta çalması mı? Sevmediğim şarkının loop'ta çalması. Astronot olmak mı, dünyaca ünlü rockstar olmak mı?
dünya cümle. Sen de astronot desen diyecektim ki. Yani burada bunların burada ne iş var? Size çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, hep beraber hoş gidiyoruz. Şöyle hoş gidiyoruz. Çünkü kısa bir ara vereceğiz programa ama Ekim'de tekrar Sesini Aç sizlerle beraber olacak. Bu vedayı da Madrigal'le beraber yaptık. Güzel oldu. Hoşçakalın. Şimdi sıradaki şarkı Dilan'ın kendi şarkılarından bir tanesi. Hepsi kafamda. Şey bir anda oldu, bana baktın, beni gördün, ağır çekimde süzülürken. Yemin ederim bendim o güldüm sandım. Kısıldı midem, dur gitme, bir şey diyeceğim. Sen de hissettin değil mi? Kapattın gözlerini ve bana aktın. Şey durdum derken ellerimiz kaçırdı gözlerimizi, sen omzumda yatarken ben tuttum nefesimi, çıkarmadım sesimi, öylece durdum uzandın abzum. Ya bir şey sormam lazım, sen de hissettin mi? Kapattım gözlerimi ve sonra attım. Sıradaki şarkı Seni Dert Etmeler. Thank you.
Son şarkısı bambaşka. İyileşecek kalbim, bana darbe geçmişim. Son mektubum, daraldı ruhum buralarda. Dün ölmeli, şimdi gömmeli artık, bakmayacağım arkama.
şişecek kalbim. Son satırlar beni hep hatırla diye. Dün ölmeli, şimdi gömmeli artık.